Merhaba herkese. Bir konuda size fikrimi iletmek istiyorum. Bazen bilimsel çalışmalarda eliminasyon diyetinin ya da GAPS diyetinin ya da bazı besinleri diyetten çıkarmanın aslında ne kadar olumlu etkileri olduğunu görebiliyoruz. Nitekim bir araştırmacılar, özellikle üniversitedeki hocalar çoğunlukla ya bu yaklaşımın bazı besinleri diyetten çıkarmanın ya da belirli eliminasyon diyetlerinin yapılmasının her zaman aynı etkiyi, aynı sonucu vermediğini ve uzun dönem etkilerinin de çok da iyi sonuçlanmadığını belirtiyorlar. Bir diyeti olduğu gibi örnek veriyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği diyeti bir diyet olarak uzun süre kullanımının ne gibi yan etkileri, olumsuz etkileri olduğunu birçok kişi bilmez. Bilmez çünkü onu standart uygulanan diyet olarak kabul eder. Onun çevresinde, onun haricinde ondan farklı olarak herhangi bir diyet uygulandığında o yeni uygulanan diyetin etkilerini incelemeye başlarlar. Oysa Dünya Sağlık Örgütü'nün, Amerikan Ulusal Cemiyetlerinin, diyabet, kalp vesaire cemiyetlerinin önerdiği diyetlerin bilimsel bir arka planı da yoktur. Bir tavanı oturtulmamıştır. Yani uzun dönem çalışmalar yapılmamıştır, uzun dönem etkileri incelenmemiştir. Herhangi bir mekanizmaya dayanarak bir sonuç elde edilmemiştir. Sadece gözlemsel olarak o dönemde en az sağlık sorunu yaşayan insanların beslenmeleri incelenmiştir. Ve o dönemde ve bunlar kısa dönem çalışmalardır, öyle uzun dönem çalışmalar da değildir. O çalışmalardan yola çıkarak işte olması gereken diyet bu şekilde diyerek belli bir belirlenme yapılmıştır. Yani belirtilmeye çalışılmıştır, anlaşılmaya çalışılmıştır ve çok hızlı bir şekilde yapılmıştır bu ve dolayısıyla da o şekilde hem Dünya Sağlık Örgütü hem diğer Amerikan Ulusal Cemiyetleri bunu bu şekilde kabul edip bütün sağlık bakanlıklarına ve beslenme diyetetik bölümlerine de bu şekilde daha doğrusu sağlık bakanlıkları ve beslenme diyetetik bölümleri onları o şekilde uygulamaya ve öğretmeye başlamıştır. Sonuçta o diyetin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Ama diğer taraftan kısa dönem ve uzun dönem etkilere baktığımızda ketojenik diyet, taş devri diyeti, düşük karbonhidratlı diyetlerin, ketojenik diyet biraz esnetilmiş ketojenik diyet olarak da düşünebiliriz. Her zaman çok sıkı bir ketojenik diyet olmak zorunda değil. Bu diyetlerin doğru besinler seçilerek yani sağlıklı yağlar seçilerek örneğin ya da daha fazla sebze tüketimi olarak ya da diyetine göre daha fazla meyve ekleyerek yapılan diyetlerin aslında her zaman daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bakın her zaman daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Çok istisnai olarak bazı insanlarda istisnai olarak o çok iyi olumlu sonuçlar almayabilirsiniz ama bu Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği diyete göre çok 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 daha iyi durumda. Peki diğer taraftan örneğin altılı eliminasyon yapılan, üçlü eliminasyon yapılan, GAPS olan, taş devri olan, ketojenik olan diyetlerin ömür boyu mu yapılması gerekiyor ya da nasıl bir sonuç ya da niye işte 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay diyeti uzattıktan sonra hala diyeti bıraktığımızda hani eski haline dönmüyoruz. Neden diyeti bıraktığımızda istediğim sonucu elde edemiyoruz? Neden ömür boyu diyet yapmak gerekiyor gibi bir anlam çıkıyor. Arkadaşlar, klinisyenler bu konuyu biraz daha yerinde inceleme şansına sahip oldukları için onlar için bu an daha çok anlaşılır. Ama akademisyenler için bu durum yerinde danışanı, hastayı uzun dönem takip etmek ve standartların dışına çıkamayan akademisyenler için veya takip edemeyen akademisyenler için bu biraz daha havada kalabilir benim söyleyeceğim şey. Bir insanın kronik hastalık geliştirmesinin ya da kronik hastalık çözümünü tek başına diyete bağlamak da doğru değil. Ama eğer ortada bir problem varsa bunun besinlerden de kaynaklandığını bilmek lazım. Dolayısıyla da biz bir eliminasyon tipi, herhangi tipte, düşük FODMAP, düşük istemik, taş devri, ketojenik, GAPS, eliminasyon fark etmiyor. Diyetleri yaptığımız zaman bu diyeti ömür boyu yaptırmak yerine temelde bağırsakları onarmak, parazitlerden ve mantarlardan vücudu temizlemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve karaciğerin detoksifikasyon kapasitesini arttırmak ve duruma göre orada işte sindirimi desteklemek, tiroidleri desteklemek ya da pankreas yani hangi organ ve sistemlerin destekleneceğine, kasları desteklemek, kemikleri desteklemek, ne gerekiyorsa kolajen vererek örnek veriyorum. Desteklemek durumu büyük oranda aslında toparlıyor. Tabii ki de bir de bu olayların bir de duygusal bileşenleri var. Gerçekten bilimsel literatüre hem güzel bir şey katmak hem de iyileştirmek anlamında bir adım atmak, insanların hayatlarını değiştirmek, dönüştürmek istiyorsak ne tek bir ilaç, ne tek bir takviye, ne tek bir diyet hiçbir şekilde doğru değil. Bütün fibromiyalji hastaları düşük FODMAP diyeti yapacak diye bir kaydı yok. Bütün fibromiyalji hastaları düşük istemi diyeti yapacak diye bir kaydı yok. Bütün romatoid artrit hastalarına otoimmün eliminasyon diyeti yapılmasında fayda görecek diye bir kaydı yok. Bütün otizm hastaları GAPS'ten fayda görecek diye bir kaydı yok. Neden? Çünkü bu bireye göre değişecek bir durum. Ama sonuçta bu diyetleri yaptırdığımız zaman
özellikle bireye özelleştirdiğimizde diyeti evet fayda görüyor ve biz bu diyetin ömür boyu yapılmasından ziyade ya en azından arada bir de esnetilerek keyifle yaşanılmasını da istiyoruz. Biz tabii ki de yani örnek vereyim bu glutenin normal beslenmede olmaması gerektiğini söylüyoruz. Ya da buğdayın ya da süt ürünlerinin çok sık tüketilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ben en azından söylüyorum bunu. Ama diğer taraftan yaz geldiğinde arada bir dondurma, canınız istediğinde arada bir yoğurt ya da işte canınız istediğinde arada bir ekmekli bir şeyler tüketebilecek kadar da esnek olsun değil mi hayat? O kadar da sıkı olmasın. İşte bunu sağlayabilmenin yollarını anlatıyorum. Az önce söylediğim bağışıklık sistemi, bağırsaklar, karaciğer gibi bütün bu organları desteklemek için. İşte burada bu bağırsakları onarma kısmı takviyelerle oluyor ve tabii ki beslenmeyle oluyor. Bütün bu yaklaşımlar hem takviyeler hem de beslenmeyle oluyor. Ve duygusal bileşene, ruhsal bileşene, duygusal arka planına odaklanmak gerekiyor. Şimdi buna bir akademisyen gözüyle bakacak olursak, ben buradaki akademisyen arkadaşlarımıza, hocalarımıza bir bilgi sunmaya çalışıyorum aslında. Bir gözden kaçan noktayı göstermeye çalışıyorum. Çünkü klinisyen akademisyen gibi değil, akademisyen klinisyen gibi değil. Orada bir bilginin karşılıklı verilememesi, yani teorik olarak akademisyen bilgiyi topluyor, klinisyen bilgileri, toplanan bilgileri alıyor, uyguluyor, sonuç elde ediyor ama akademisyen klinisyenin ne elde ettiğini bilmiyor. Arada bir bağlantı sorunu var. Bunun aslında çözülebilmesi gerekiyor. O yüzden de akademisyen olan insanlara vermek istediğim mesaj şöyle. Eskiden ben de akademisyendim. Şu an tam klinisyen olarak ilerliyorum. O da şu. Neyi bilmediğimizi bilemeyiz. Neyi kaçırdığımızı göremeyiz. Kimse göremez. Ama dışarıdan birileri görür. Yani benim de ne kaçırdığımı, neyi bilmediğimi ben bilmem. Neyi bilmediğimi bilemem çok normal. Ama dışarıdan biri görür. Dolayısıyla da eğer biz gerçekten tam bir sağlık sağlayabilmek, bununla ilgili bir yanıp tutuşan bir heyecan yaşıyorsak, yaşamıyorsak zaten gerek yok ama yaşıyorsak, o zaman şöyle bir şey yapmakta yarar var. Verilen besin takviyelerinin ne kadar değerli olduğunu daha detaylı bir şekilde kullanan insanlardan ve aynı zamanda yapılan bilimsel çalışmalardan elde edebiliriz. Yapılan diyetlerin ne kadar değerli olduğunu hem deneyimleyen insanlardan hem de yapılan bilimsel çalışmalardan elde edebiliriz. Yapmamız gereken şey bizim bütünsel yaklaşımı benimsemek. Tek başına B12 vitamini verip de MS'de işte kısmen fayda sağlıyor ya da omega 3 bazen kalp hastalıklarına sebep oluyormuş da bazen de kalp hastalıklarına karşı koruyormuş, daha fazla çalışma gerekiyormuş gibi oyalayıcı yorumlardan ziyade niye omega 3? Neye göre? Omega 3 omega 3 değil. Her omega 3 farklı. Bunu da bilmek gerekiyor. Bir omega 3 alırsınız kalp hastalıklarına sebep olur. Bir omega 3 alırsınız sizi korur. Bu detayları anlamak, görmek gerekiyor. Biraz hakim olmak. Ama klinisyen bu konuda daha fazla bilgi sahibi oluyor. Ama akademisyen de bu konunun tam derinlemesine değişebilecek yetiye sahip olan kişi oluyor. Birleşmek gerekiyor. Birleştirmek gerekiyor. Çok dağıtmadan vermeye çalıştım bir mesajı. Kısacası sevgili arkadaşlar, yapılan fonksiyonel tıp yaklaşımları çok fayda gösteriyor. Bilimsel çalışmalarla destekleniyor. Klinik uygulamalarla çok güzel destekleniyor. Yapılması gereken şey herkesin kendi algılarını açması, herkesin hem şüpheci yaklaşması hem bütünsel yaklaşması büyük önem taşıyor. Görüşmek üzere.